Herkese merhaba. Size bugün kadınların korkusu rüyası olan meme kanserinin nasıl teşhis edildiğini anlatacağım. Tabii meme kanseri meme kanseri diyoruz ama bu hastalara tanıyı nasıl koyuyoruz? Şöyle ki hastalarımız genellikle memesinde ele gelen bir kitleyle klinimize başlıyor. Sonra yapılan ultrason ve mamografide şüpheli bir görüntü saptanması durumunda hastaya meme kanseri diyebilmek için fal bakacak durumumuz yok. Ne yapmamız gerekiyor? O şüpheli kitleye biyopsi yapmamız gerekiyor. Biyopsi çeşitleri genellikle kalın iğne yahut ince iğne olabilir ama daha iyi, daha çok tanı koyabilmek için, daha çok doku alabilmek için kalın iğne biyopsisini tercih ediyoruz. Kalın iğne biyopsi yapılan hastanın patolojik tanısına eğer memeyi işgal eden kanser hücreleri görürse o zaman bu hastaya meme kanseri tanısı konuyor. Fakat ne olursa olsun meme kanseri tanısı konsa bile yine de korkmuyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki meme kanseri kronik bir hastalık ve tedaviye çok iyi cevap veren bir hastalık.